Özden Certel ile Sağlıklı Günler programından herkese iyi günler diliyorum. Bugün sizlere bir anne olarak, bir sağlık mensubu olarak benim uykularımı kaçıran, son günlerde gündemden hiç düşmeyen bir konuyu anlatmak istiyorum. Bunu sosyal bir ilke olarak adlettiğim için sizlere bilgilendirmek için yapıyorum. Psikoaktif maddelerden bahsetmek istiyorum. Merkezi sinir sistemimizi etkileyerek beyin fonksiyonlarını değiştiren, algıda, duyularda, davranışlarda, ruh sağlığında değişikliklere neden olan kimyasal maddelerin her birine psikoaktif madde denir. Tek seferlik kullanımları dahi hayati önem ve tehlikeler içermektedir. Bu maddeler kokain, esrar, eroin, ketamin, çoğu zaman metformin olarak bilinen keyif verici, uyuşturucu maddelerdir. Bağımlılık yapan maddelerdir. Madde kullanımı beyinde ödül yolaklarını uyarmaktadır. Keyif veren bu maddeler beyindeki dopamini etkileyerek madde kullanmayı tetiklemekte ve çok genç yaşta çocuklarımızı ele almaktadır. Madde kullanmayı bırakmak, bunu denemek, denetlemek çok zor ve zaman isteyen bir süreçtir. Hadi bırakıyorsun, yasaklıyorum demekle olabilecek basit bir şey değil, ağır yükümlülükleri olan bir durumdur. Madde, direkt yol açtığı olumsuz durumlar arasında madde yoksunluğu yani bağımlılıktan dolayı oluşan yoksunluk ve ruhsal problemlerdir. Bireyin yapısındaki, işlevindeki her şey değişmektedir. Yoğun istek duymasına, kişilik değişikliklerine, alışkanlıklarına, hırçınlıklara sebep olmaktadır. Madde yoksunluğu aşırı ölçüde ve uzun sürede madde kullanımına bağlı olarak kolay kızma, öfke, saldırganlık, sinirlilik, bunaltı, uyku problemleri, terleme, ateş, ürperme, tedirginlik gibi durumlarla karşımıza çıkmaktadır. Beyin görüntüleme çalışmalarında madde kullanımından dolayı beyindeki karar verme yetisinin, öğrenme yetisinin, hafızanın ve davranışsal kontrol merkezlerinin ileri derecede yıprandığı görülmektedir. Ayrıca bağımlı kadınların bebeklerinde de yeni doğan yoksunluk sendromu gelişebilmektedir. Madde kullanım bozukluğu olan kişilerde genellikle akciğer ve kalp hastalığı, felç gelişebilmekte, zihinsel sağlık problemleri olmaktadır. Ayrıca HIV, hepatit C gibi bulaşıcı hastalıklar da erken ölümlerine sebep olmaktadır. Ne yazık ki ergenlik döneminde gençlerde sık sık karşımıza çıkmakta, oran gittikçe artmaktadır. Bağımlılık döngüsüne baktığımızda geçen 10 yıl boyunca 2-3 katına artmış vakalarla karşı karşıyayız. Ölümlerin hızlanması ve ölümlerde en çok hepatit C'ye bağlı karaciğer problemleri, siroz ve kronik hastalıklara bağlı ölümlerle karşı karşıya kalmalıyız. Peki bağımlılık tedavi edilebilir mi? Evet, kişi uyuşturucuyu bırakmak istiyorsa ve destek almaya açıksa gerçekten tedavi edebilmek kolaydır. Ama onu bu hale getirebilmek ve aileye, işe, topluma üretken hale dönmekle sonuçlandırmamız gerekir. Asla çocuklarımızı, asla kullanan bireyleri dışlayarak, aşırı sorgulayarak değil. Çocukları madde bağımlısı olduğunu öğrenen ailelerde gördüğümüz tepkilerden kısaca bahsetmem gerekirse kabullenememe, inkar, hayal kırıklığı, öfke, bireyi acayip sorgulama, yasaklama, dışlama, sevgi ve ilgisiz bırakma gibi durumlar bireyi tedavi etmekten daha çok onu daha da bu maddeyi kullanmaya zorlayacaktır, yola itecektir. Sen benim çocuğum olamazsın. Böyle çocuk doğurmadım ben. Biz bu çocuğu yetiştiremedik. Senin yüzünden oldu gibi cümleleri kullanmak hakikaten bir sonuç elde etmemizi sağlamayacaktır.
Öncelikle kişiyi dinlemeli ve yargılamadan önce onu anlamaya çalışmalıyız. Ne oldu da hangi ortamda bu bireyle ya da bu maddeyle karşılaştı, ne zaman alıştı, ne kadar süredir kullanıyor, ne kadar dozda kullanıyor bilip öğrenmeye çalışmalıyız. Çünkü dozaj, kullanım süresi tedavinin de süresini değiştirecektir. Madde kullanımını önlemek için çocuklar ve gençlere uyuşturucu maddenin ne kadar zararlı olduğunu, risklerinin neler olduğunu anlatan programlar yapmak zorundayız. Aynı şimdi yaptığımız gibi. Arkadaş ortamlarının neler olduğunu takip etmeliyiz. Nerede sosyalleşiyorlar? Takip etmeliyiz. Bunu bir iki günlük takiple değil, uzunca bir döneme yaymalıyız. Öğretmenler olarak, okul aile birliği olarak, basın yayın mensupları olarak, devletin idari kalemleri olarak hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Çok değer vermeli ve bu konuyu mümkün olduğunca çok gündemde tutmalıyız. İyileşmenin gerçekleşebilmesi için kişileri tedavi etmeye istekli hale getirmeliyiz. Kendini zarar vermeyi önlemelerine yardımcı olmalıyız. Bu süreçteki yakınmalarına kulak vermeliyiz. Gerçekten büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Peki en fazla hangi insanlar risk altında? En fazla dışlanmış, okulda şiddete maruz kalmış, sınıfta kendini ifade edemeyen ve de ailesinde kullanan birey varsa o çocuklarda biz riskle karşı karşıyayız. Diğer bireylere göre yakalanma, kullanma ve bağımlılık süreçleri 2-3 kat artmakta. Psikolojik destek vermeliyiz, fizyolojik destek vermeliyiz. Ben emniyet ve istihbarat birimlerinden aldığım bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii tüylerim ürperdi. Bunu Balıkesir'de ne kadar süredir yaşıyoruz, farkındayız dile getirmek istedim. Şimdi Balıkesir'imiz İstanbul, Ankara, Bursa geçiş hattında önemli potansiyele sahip bir mevki olduğu için müşteri sayısının çok kolay artabileceği bir alanda. Bir ikinci husussa ormanlık ve yeşil alanların çok fazla olmasından dolayı ekim yapılabilecek olayda. Fakat aldığım bilgilere göre evet ekim yapılıyor ama fark edilebilir. Suçüstü yapılabilirse insanlar cezalandırılabiliyor. Sonra cezaların, kanunların yetersizliği gündemde. Yani diyelim ki suçüstü yakaladılar, ilk defa yakalanıyorsa ben tedavi olmak istiyorum, bırakmak istiyorum denildiğinde ceza süresinin çok aza indiğini hepimiz biliyoruz. Bu anlamda düzenlemelerin gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bir kişinin bu işi ticari olarak yapıyor olabilmesi için 3-5 kişinin evet ben ondan aldım, onun sayesinde alıştım demesinin gerektiğini biliyoruz. Ya da bir kişinin ilk seferde yakalandığında yine ben tedavi olacağım, gerçekten pişmanım dediğinde erken salındığını ama 6-7 defa aynı suçtan yakalandığında cezalandırıldığını biliyoruz. Peki cezalandırıldı. İnanın çocuk koğuşlarımız inanılmaz doluymuş. Cezalandırıldıklarında da maalesef bu yoğunluktan dolayı birçok bu tarz bireyin bir arada aynı koğuşta kalması, oraya tabiri caizse el olarak giren insanın komutan olarak çıkmasına sebep oluyor. Olayın daha da bilinçli, daha da projeli bir hale gelmesine sebep oluyor. Bu da bir anne olarak beni son derece ürkütüyor. İstihbarattan aldığım bilgilerde gerçekten yıkıldım. 112, 156 internet istihbarat birimlerini lütfen arayınız. Şöyle tehditler alındığını duydum. Sen eğer bizi ihbar edersen sen ifşa olursun. Kişiliğin, kimlik bilgilerin yayınlanır. Bundan sonra herkes seni dışlar. Benim kadar sen de suçlu olursun. Hayır, istihbaratçılar tamamen sizlerden bilgi beklemekte ve kimlikler tamamen gizli tutulmakta. Tamamen gizli kayıtlar altında. Lütfen ihbar etmekten çekinmeyin. Gördüğünüz bir yeri lütfen ihbar etmekten çekinmeyin. Oturduğum mevkide iki sokak arkamda birkaç gündür polis arabalarının fazla olduğunu gördüm. Öğrendim ki
Çok merkezi bir yerde, bir evde, oturma odasında imalathane olarak kullanılıyormuş. Bu kadar yakına geldiyse, çocuklarımız bu kadar ucuz fiyatlara bunlara ulaşabiliyorsa çok büyük tehlike altındayız. Bizim hedefimiz ne? Bizim hedefimiz iyi bir Türkiye. Bizim hedefimiz çalışkan çocuklar, üretken çocuklar. Ama biz onları bu tuzakta kaybedersek hakikaten ne elimizde memleketimiz kalır ne de güzel bir geleceğimiz kalır. Bu bağlamda eğer mücadeleyi kaybedersek ülkemizi kaybederiz. Yavrularımız büyük bir tehlikenin, ucuz bir pazarın içinde duyarlı olmalıyız. Her kanaldan bu sorunu yok etmeye çalışmalı. Milletimizin hak ettiği huzuru yakalaması için birlikte hareket etmeliyiz. Bu konuyu çok önemsiyorum. Hepinizin desteğini bekliyorum ve sağlıklı günler diliyorum.